Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi size Rüyaların Efendisi'ni tanıtacağım. Kimse tanıtmamış, bari ben tanıtayım dedim. Bu benim ilk videom bu arada. Evet arkadaşlar, başlayalım. İlk önce buradan başlayalım. Burada gördüğünüz gibi takımın seviyesi, takımın savaşma gücü falan görünüyor. Savaşma gücü, hepsinin savaşma gücü, etkinlik. Etkinlikte bazı ödüller alabiliyoruz. Arkadaşlar Babil Kapısı'ndan mesela burada olan kahramanları tıklayıp, ben şu an bitirdiğim için gösteremiyorum. Buradan ödül alabiliyoruz arkadaşlar. Market adı üstüne market, altın market, kahraman market. Altın markette istediğimiz ürün veya ekipman varsa alabiliriz. Kahraman marketinde eritme taşı su sağ üstte gördüğünüz gibi 2992 yazıyor. Onlarla veya elmaslı şeyler alabiliyoruz arkadaşlar. VIP marketinde elmaslı yine istediğimizi alabiliyoruz. Sürekli market. Bunlar biraz daha. Bunlarla da arkadaşlar şey alabiliyoruz. Kahraman alabiliyoruz arkadaşlar. Veyahut da gelişim taşı falan alabiliyoruz. Biraz pahalı olduğu için hiç almadım yani. Kahramanı girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Son Goku'm artı bir. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İlk şeyi aldığımızda şey beyaz olarak oluyor. Sonra yeşil oluyor. Yeşil artı bir oluyor Cupid gibi. Sonra mavi oluyor Andura gibi. Mavi artı bir artı iki. Sonra mor oluyor. Artı bir artı iki artı üç mordan sonra turuncu oluyor. Neden böyle seviye seviye geliyor? Çünkü bejiler ona göre açılıyor ve arkadaşlar uyanmak için uyandıktan sonra temel kapısız gelişir. Kahraman süper formanın yani kesinlikle daha güçlü oluyor. Ve güçlü oluyor ve diğer bejisi de açılıyor. Peki kahraman nasıl geliştirebiliriz? Nasıl geliştirebiliriz arkadaşlar? Yukarıda gördüğünüz gibi ürünleri toplayıp hepsini bu 5 kareyi bitirdikten sonra burada gelişme oluyor. Bunu tıklayınca arkadaşlar burada ürünler görünüyor. Bunu tıklayınca gelişiyor ve artı 1, artı 2, artı 3 diye gidiyor. Ürünleri nasıl toplayabiliriz? Arkadaşlar üstüne tıklıyoruz. Formülü tıklıyoruz. Tekrar görüşürüz. Üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Formül tıklıyoruz. Neredeymiş var? Taşlık Tavernası. Tavernası. Anne 9. Diyemedim yalan. Neyse tıklıyoruz arkadaşlar. Burada baskın yapa yapa taş kazanabiliyor. Şöyle göstereyim size baskın. Hepsine çıkmıyor arkadaşlar. Çıkana kadar yapıyoruz. Bir tane çıktı mesela. Öyle toplayıp arkadaşlar birleştirip koyabiliyoruz. Sonra geliştirebiliriz arkadaşlar detaylar. Şöyle bir şey de göstermek istiyordum arkadaşlar. Şans detayı. Mesela işte Ashe'inkini açtım. Ashe Aldura ile birlikte saldırı gücü artı 20. Cupid ile birlikte defans artı 24. Bu kahramanlarla birlikte olunca savaşma gücünüz kat kat da artıyor. Ve burada gördüğünüz ekipmanlar aşkın ateşi ve doğaüstü ışıkla birlikte olunca da HP artı 18'de saldırı artı 22 artıyor. Bu hepsi için geçerli. Evet arkadaşlar geliştirde gördüğünüz gibi kahramanı geliştiriyoruz. Yani mesela burada işe yaramaz kartlarınız varsa bunları koyup geliştirebilirsiniz ve XP tuzlarla geliştirebilirsiniz. Ekipmanda da arkadaşlar söylediğim gibi ekipman burada leveline göre geliştirip mesela buna 50 olabilir. Ne kadarsanız o kadar yapabilirsiniz. Ne kadar levelseniz o kadar yapabilirsiniz. Bazıları bir level daha fazla oluyor, bazıları olmuyor. Böyle arkadaşlar koyabilirsiniz. Ekipman da bu şekilde. Görev de arkadaşlar günlük görev. İşte gördüğünüz gibi günlük görevi yaparak bunları. Günlük görevi yaparak arkadaşlar level atlayabilirsiniz. Ana ve başarı görevleri de var. Bunları yaparak altın veya elmas kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde başka ne yapabiliriz? Envanter gördüğünüz gibi malzemeniz, ürünleriniz, parçalarınız falan burada oluyor diziliş. Arkadaşlar dizilişte dikkat etmeniz gereken bir şey var. Mesela sağ taraftaki dost kısmına, dost denilen kısımda buna belli bir şeye göre koymanız lazım. Mesela arkadaşlar bunu böyle koyarsanız savaşma gücüm 76.000 oluyor. Neden? Çünkü Medusa'nın HP'si 2496. Athena'nın HP'si ise 3783. Medusa'nın saldırıya koyuyoruz. Çünkü Medusa'nın saldırısı Athena'nın saldırısından daha fazla. Gördüğünüz gibi şunu şöyle göstereyim. Athena'nın saldırısı 307. Bunu böyle koyunca da daha çok oluyor. 77.285. Kaydet. Bu böyle arkadaşlar. Fal'da anlattığım gibi turnuvayı anlatmış mıydım? Burada da savaşıyorsunuz diğer insanlarla. Şöyle üstüne basılı tutup kaç level olduğunu falan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yukarıda da aynı şekilde. Başka savaş. Arkadaşlar rüya tesisi, dünya boss, işte element hani bunlarla savaşıyorsunuz. Elmas, altın kazanabilirsiniz. Rüya testinde de XP tozu ve bol altın kazanabilirsiniz arkadaşlar.
Burası da bu şekilde. Başka ne anlatabilirim? Başka anlatacağım bir şey yok sanırım arkadaşlar. Bu şekilde. Eğer sorunuz varsa size cevap vermeye çalışırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, bana abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İyi günler.